Ekim'de bir yüzde on, yüzde on beş artış var. Hava şartlarının da ya, yani kış mevsimi yaşamadık diyebiliriz yani şurada birkaç gün öncesine kadar. Yaz gibi gitmesinden dolayı, az bir şeyde artış olmasından dolayı düşüklük yaşıyoruz. Çiftçinin e, biraz mağduriyeti var, biraz değil bayağı var bana göre. Çünkü geçen yıldan beri bir girdilerin artışı da çok fazla insanların belini büküyor şu anda. Geçen yıl e, bir, 1200 lira falan civarlarında kırmızılığına giderken tabii ki bu daha da yukarılara çıktı. 3-4 liraya kadar da çıktığı oldu. Şu anda kırmızılığına gördüğünüz gibi tarlada artık mecburiyetten kesime gelmiş. Çiftçi son dakikaya kadar beklemiş belki çıkardı ama 60'ta 80 kuruş arasında seyrediyor. Fakat bunu masrafların da iki katına çıktığını düşünürsek yani çiftçinin bunu sattığı şu anda 30 kuruş hesap olması lazım. Çünkü gübreydi, ilaçtı, mazottu, iki katına çıktı. Birçok kısmı zararla satmak zorunda kaldın. Çünkü mal olgunlaştıktan sonra artık belli bir yere kadar bekliyorsun. Ondan sonrasında satıp satmak zorundasın. Az daha bekliğim gibi bir şansın yok. Şimdi geçen sene e, güzel kar edildi. Hava şartları, ee, ekimin biraz daha az olması, insanlar arayış içindeki. Biz bir dönem dönüyor, işte çeltik ekiyorlar. Bir dönem olmuyor. Hadi sebzeye dönelim, kıştağa dönelim, yazlık sebzeye dönelim. İnsanlar da arayış içinde. Yani şunu ekme, bunu ekme demek de işin doğrusu doğru değil. Çünkü ektiğin mahsule bir garanti verecek yer yok. Bu sene çiftçi zararda. Çünkü herkes ucuz sattı. Şu andaki 600, 800 kuruş olanlar cebinden para çıkmayabilir, ama para da kazanamaz. Şu kırmızı lahananın yani 1 kilo, 1 kilo 200 gram olanları 80 kuruşa satılıyor. Bunun üstündeki olanlar 50 kuruş, 60 kuruş o civarlara gidiyor. O da yani çiftçiden çıkacaksa onları da almıyorlar da işte. halcı falan kendi malıysa tarla aldıysa onlar yine onlar kamyonların arasına katma şansları oluyor. <laughs>